Ama Hazır gerçekten Cezcim var yani ama... Ya her sektörde var ben sana... Ama bizim... bunda çok fazla. E var çünkü televizyon önü daha çok duyuyorsun, kulisleri biliyorsun falan filan. Bir sürü şey yani anladın mı? E sen de bir şey yoksa istediğin kadar yılanlık yap. İşte zaman öldürüyorsun sonra bir dönem sonra sanat Vay sanat be. sanat camiasında da işte eskiden öyle olurdu ben eskiden piyasalarda eline keserlermiş benim es, yani şeyim asılacak duvara mesela işte albümüm çıkmış <laughs> bilmem ne başka bir kadın indirtiyordu ona ben hayır benimki mi asılacak falan nasıl yani Ben direkt açı çıkar söylerdim benim afişimi indirdim bunlara söyleyeceksin bunlara yaptığı yılanlı televizyonlara çıkıp söyleyeceksin Vallahi bunlara susmayacaksın. Bak, bak. Bir şey. Söyleyeyim söyleyeyim gazına mi? gelmek istemiyorum Feraye. Tut beni. Bir şey söyleyeyim mi Jess'ciğim? Ben hayatımda bir tek şunu deneyimledim. Çünkü ben böyle çok işte başımızda erkek yoktu falan böyle biraz erkek gibi büyümüş bir kızım. Ben bugün mesela benimle çıkan ben işte 2002 senesinde bu işi yapmaya başladım. Benimle çıkan bir sürü insan kayboldu. Niye biliyor musun? Hep ezdiler. Hep ezdiler. O ben kendim hiçbir zaman ezdiler. Ezdiler derken? Ya ezdiler derken, ayağını kaydırdılar, yaktılar, oyunlar ezdilerden kastım bu yani. Hep bir entrika, bunlar da pes etti, aman dedi, bunlarla mı uğraşacağım? bunlarla uğraşacaksın, bunlarla uğraşacaksın. Bunlarla da mı uğraşacaksın hakikaten? Mecburen Sen kimle uğraştın mesela? Ay sayayım mı? Bir tane mi sayayım? E say istiyorsan. Aa bak tamam görüyorsun değil mi? Alın. Şu adamın şu kıyafetine bakınca hiçbir soruyu soracağını mesela düşünmezsin. Ama bazen Nabzolu böyle emir. işte böyle oluyor. Emir kulu <laughs> yukarıdan ha? emirler geliyor. Aa, olma. estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Beraber. Sana hiç olmadı mı? Yok. Acaba erkekler hiç olmuyor mu? Aa Cez sana olmadı mı? Ha. Niye Gözüme hep bizi konuşuyorsun? Bana gelmesi. Söyle. Ama beni şu güzelim küpelerimden ettiniz ya. Bari şu sol tekini. Hadi ama söyle. doğruyu söyle. Hayır olmadı. Aa kür. Olmadı. Yalancısın şimdi, yalancısın yalancı. Şimdi şöyle ben e, ben televizyoncuyum arkadaşlar. Yani ben bunu meslek olarak zaten bugüne kadar. Tamam işte televizyonculukta Televizyon... sana yapan olmuşsa da, da haberim bir... olmamıştı. Bravo. Bak onu diyebilirim. Olmuşsa da haberim olmamıştır. Ne güzel olmuştur. bir şey. Bu da güzel bir şey. Size olmuşsa, da olmuşsa haberim, da olmuyor. Da haberim olmamıştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana hiçbir şey söyleme. Bak çok sinirlendim şu an yaptıkları aklıma geldi. <laughs> Öyle de öyle de olabilir ya. Yani. <laughs> Nasıl? Ya oluyor? neler neler vardı ya. Kaset kapakları götürüyorsun, fotoğraflar götürüyorsun. Tele Yani kapıları falan kapatırdık ki hani bir ajans sığmasın falan. İçeri bir şeyini kopyalamasın. Ve hala da oluyor biliyor musun? Niye bir yani fotoğraf atıyorum tamam mı o dansçı fotoğraflarından. Bunu kendime yap diyorum. Tolga'ya atıyorum Tolgaç ama. İki gün bundan. sonra başkasının üstünde görüyorum. Tolga sen iyi misin diyorum ya. Bir aa evet benziyordu. Ulan ben attım sana fotoğrafı diyorum yani. <laughs> Niye kadına yaptın? Bana yapılacak o kıyafet falan? Tolga Çok yani. hakikaten ya. Ay etsin sizi bilemiyorum. Tolga, Tolga, bugün sana sardım yavrum. Dün fermuar zor kapanınca. <laughs> gerçekten e buraya var yani. Tolga. O yüzden de dediğim gibi sen zor bir iş, zor bir iş. Ama böyle gerçekten birazcık böyle tırnakların dışarıda olursa. Peki şöyle mi düşünülüyor mesela? Hani bu işi beş kişi yapar o beşin arasına girmemiz ha. gerekiyor. Aynen öyle. Ha, Olur mu canım öyle şey? Öyle, bir dünya var mı? E ben A, de öyle, öyle düşünüyorlar i̇şte, işte. 6 kişi de yapamaz mı? 7 ya kişi de yapamaz mı? Birçok televizyon kanalı, birçok e, ne bileyim e, program kuşağı Zekim var. Mesela eskiden Zeki Müren'in, rahmetli Zeki Müren'in bir tane lafı varmış. E, vallahi Valla o muydu? Yalansı da söylemek istemiyorum. Bilmiyorum. Hatta i̇şte eski solistler dermiş. Mesela yaşamak için öldüreceksin. Hayır. Yaşamak için yaşatacaksın ki arandaki fark ortaya çıksın. Aşkım ben sana Hı. bir şey söyleyeyim. Bak Hülya Avşar'la başladım ben o gazino şeyini. Kadın hiç öyle bir kadın değildi valla. 13 gün gittiğimiz programlar 40 gün 50 gün uzayabiliyordu. Ondan sonra hep kulisine giderdim. Hep mesela disiplini saatinde bilmem ne. zaten mankenlikten gelen bir disiplinim vardı. Ama onda mesela hiç öyle entrikalar oyunlar görmemiştim mesela Hülya Avşar'da. Ama sen kibariye de mesela... Bir gün, kibariye bir gün kulis kapımı çaldı dedi ki ay dedi Demetçim dedi. Ondan önce çıkıyorum düşünsene yani kibariyede de kibariye. Kapımı çalıyor Allah. ve diyor ki... E, dinle diye şarkı Seni seviyorum. Ha. Ama onu okuyordum yani. Diyordu ki Ay gülüm be o şarkıyı ben oku Ay almasan repertuara falan. Bin bir şey Bu da çok şimdikiler, Bir dakika bu da çok saçma. Şimdikiler saygı maygı yok. 15 şarkı okuyor. Arkadan kim gelecek? Yani bir organizasyondasın. Vakit daralmış. Pazar günü dünden bahsediyorum. Yani hiç senden sonra kaç şey. kişi çıkacak? Bilmem ne olacak? Peki bir şey de diyeceğim. Saygı sana. bence küçüğe de gösterilmeli. Ben benden sonra çıkacak Sefo'ya. Dedim ki ablacığım sen merak etme ben 4-5 şarkı okuyacağım yani. Yani var. bu kadar şeyden Pazar günü insanlar dağılıyor. Sefo'ya kimse kan. Ne ayıp yani anladın mı? Orada sen gece kulübü değil ki tam programını yapasın. Orada bir organizasyon Bir tanesi sarkıtmış olabilir. Sen de biraz önünü gör, arkanı gör. İnsanlar bekliyor. Bu insanlar da 6 saat, 7 saat aç burada, ayakta. Hani belli ki başka sanatçı arkadaşlar. En sevmediğim şeyler biliyor musun? Peki bir şey soracağım sana. Dün sinirlendirmişler arkadaşımı. Şunu söyle bana. Yani önden çıkan biri aynı şarkıyı... <laughs> ama, ama onun şarkısıydı işte o zaman. Hani böyle... Ay ne alaka bu bana Ay... çok cahilce geliyor. Çok Çok saçma o, o geliyor. O racondur yani ben de mesela konserlerde e, değiştir, büyük ayı. büyük halk konserlerinde jazz bir tane DJ çıkıyor. Şimdi benim şarkımı çalıyor e, kulübü, kulübü. Ha. ondan sonra iki dakika sonra e, tekrar iyi, şey. Ben okuyacağım kulübe Olmuyor canım biraz şey Şöyle oluyor. yapalım arkadaşlar buna bir çare bulalım biz. Şimdi, Hararetlendik evet. evet, evet. E, bittiyse tabii senin konun Mutluluğun formülüyle ilgili bir şeyim var. Bir e, cümlen var. Onu bir alalım lütfen. Buyurun. Lütfen. Evet. Alışveriş. Bu hobi mi? Yes, Hala o... aynı mı? Bu euro bu dolarla da mı? Ne ben söyleyeyim? Elbisemi beğendin mi? Bak sizin program için. Bir şey, eskisi Aldım. kadar yapmıyorsundur ama alışveriş yapıyor musun? Yoksa <laughs> hiç hızını kesmedin mi? <laughs> Yani sana sence yani hızımı tabii ki yani artık alacak bir şey kalmadı öyle diyelim yani. <laughs> Markalar aynı şeyleri çıkarıp çıkarıp duruyor. Aynı devam ediyor yani ben seviyorum. Seviyorum yani elimde değil dayanamıyorum annem çok kızıyor ama seviyorum. Nedir önceliğin yani ayakkabı? Ayakkabı, ayakkabı evet. Çok var değil mi? Ayakkabı Ayakkabıya çok. dayanamaz. Evet nasıl biliyor? <laughs> ayakkabı görünce dayanamıyorum. Ayakkabı, çanta, kıyafet her şey. Öncelik yok yani sıralama yok. Seviyorum bir şey oda mı var ne bileyim evlerin, kıyafet adamı. kostüm var var. kıyafet ama sor bana ne sor kadar mi? günah ne kadar? Ee, sor. gerçekten onlara harcanan para o da eee <laughs> Ben ben hele çantayı ben de çanta uzun zamandır almıyorum. Alacak bir şey kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Model yok diyorsun. Model, evet hep aynı <laughs> şeyleri çıkarıyorlar. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafını unutma. Onlar da artık şey oldu biliyor musun? Hani o çok 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 pahalı çantalar. Artık yani Herkes. Yere kullanır mı kullanmaz mı bilemem ama iyi ki de almışım. O zamanlar öyle bir şey görüyorsun. Evet o zamanlar evet. O zamanlar bu kadar pahalı da değildi. Ha, bu kadar pahalı Çak Çakma diyeyim. alır mısınız? Hayır Aa! edilmiyor. Hayır edilmiyor. E, öyle abi şeyler ben var yazın vallahi terlik merlik alıyorum yani. Ben terlik alma. günah abi kuma giriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bizim kızlara zaman diyorum pek güzel oldu. Niye? Ha şöyle. Neden Yani dediniz? ben bir şeyin Hayır cinahsız, merak. Ben, ben bir şeyin, ben şeyin öyle taklidini olarak. alacağıma gider mesela pazar. pazardan Oo. Hiçbir bir şeye benzemeyen bir şey alırım yani. Abi, bir şeyin ben o taraftar değilim ben. Yani. Bana çok uymuyor. Pazar var ya bak pazar. Yani hiçbir şeye benzemeyen bir şey alırım. Anlarım anlarım. Yürük alırım diyorsun. Ama ya yani bir şeyin taklidini hayatım boyunca kendimi kandırmak sevmiyorum ben. Yapamıyorum. Ne ya yapıyorsun bak, peki de, yatırımlarını? Ben e, ee, daha çok ev. Yani ev. Oturduğun evi aldın mı? Nereden bu kız? Aa, kız, televizyonda bana neler söylüyor. Ama yani ne soruyorum. İrem Derici ile altın evet, şey. orada oturuyor mu? Aşkım benim o ya. Asansörde bile karşılaşmıyoruz. Gürültü yapıyor <laughs> mu? Bir ara çok. Yürültü Şu an var Bak İrem. Benim. Canım İrem'im. Canım evet. komşum. Sen biliyor musun İrem bizim siteden gitti. Kaç kere geri geldi? Gitti. <laughs> Neredeyse dört kere falan aynı eve Farklı evlere taşındı, yan yana binalarda. Hı hı. Çok seviyorum, çok e, dobra. Ama biz onunla bir gece birbirimize girdik. <laughs> Neden ne biliyor şunu, Allah musun? Allah topuklu ayakkabı, arkada yazıyor. <laughs> topuklu ayakkabı, benim sesimin gitmesi mümkün değil. Bir kere ben evde topuklu ayakkabıyla... Hayır, onun topuklu ayakkabıları. Hayır, o seviyorsun. benim için söyledi. Bir kere benim topuklu ayakkabı sesim ona gidemez. Fizik kanunlarına aykırı çünkü ben o çaprazında ve yukarıda oturuyorum. Ha. Tamam mı? Tamam. Bir kere o ben değilim. Tamam. üstteki bir dişçi hanım var o, o, ha, o biliyor artık o olayı <laughs> yani ama şöyle çok seviyor böyle müzik dinlemeyi çok seviyordu ama kız <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum <gülüyor> bir kere söyledik bir daha var ya kızın evinden çıt yok gerçekten yok bu sefer de karşıya bir tane <gülüyor> <gülüyor> karşıya bir tane bar açıldı bu sefer de sabah o yapıyor artık İrem yerine o oturduğun yerde bar mı sabaha kadar çıstak çıstak, çıstak, çıstak tahilde çıstak falan oturuyorsun çıstak değil mi yok ya baya çok merkezi şey otim değil mi orası otim mi oluyor Ha, bir kapısı taşı, bir kapısı şey. Adresi ha. verelim mi abla? Yok ver. Yok o kadar. Yani senin için <laughs> tabii. Ki. Var mı öyle sapıkların? <laughs> Ay yok hocam o eve gelenlere ben inanmıyorum ya. Ben Aa. O, çok inandırıcı gelmiyor. Sıkıntı. Eve yani güvenlik olan bir binaya bilemem yani. Beni şöyle bir sapa rastlamadım. Nasıl Güven... bir sapa rastladın? <laughs> ben sapa rastlamadım. Acayipsi. ben sapa rastlamadım. <laughs> Güzel. Ben evet. yani takıntılı oluyor ya bazen işte evine yok, kadar. Yok yok ben hiç öyle takıntılara rastlamadım. İnanmıyorsun da ama gerçek oldu. Yani şöyle, bilmem kim yaşadıysa bilemem. Ee, tellerden atlarken resimleri var. Ece Erken, Hadise, en son Derya Ulu hepsi mahkemeye yani vermiş mesela. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Güvenlikli evet. olan bir yerde, güvenlikli olan bir yerde bana çok saçma geliyor. Ce o zaman güvenlikli bir yerde... Ama güvenlik o zaman güvenliği vermesi lazım. Güvenliğin olduğu bir yerde... Onlar için söylemiyorum. Bunu yaşayan herkes için söylüyorum. Güvenliğin olduğu bir yerde bunu yaşıyorsan bence sitenin yönetimiyle mahkemelik olman lazım. O zaman ben neyin aidatını ödüyorum, neyin güvenlik parasını ödüyorum? Yalan mı? Doğru. Mantıklı tabii yani sonuçta. Yani. Bu parayı veriyorsan güvenlikte arzu ediyorsun. Sağlanması herkes lazım gelmiyor. yani. Bir olur, iki olur. Üçüncü de derim ki hop ben nerede oturuyorum? Başka kim var sizde ya? İrem var, sen varsın. Yani İrem'le ben yetiyoruz zaten ama... <laughs> Ben ama 15 senedir aynı yerde oturuyorum. Ne güzel. Ee, şöyle söyleyeceğim. İrem şimdi hiç çıtı çıkmıyor sağ olsun. Canım o benim. Ee... Çıkmadığı için çıtı canın çok, o senin. Çok çok. Evet. Yani şu ara çok seviyorum onu. Çıkınca ses senin. gürültü fena <laughs> Sesi çıkınca sınırlıymış. Ben de mesela takıntılıyım gürültüye ve nereye gitsem gürültü peşimden geliyor. Gerçekten mi? Tıpalarımı alırım, otelde kalırım. Oh derim böyle sağıma soluma bakarım. Ya da bir bir yere giderim aşağıda bir organizasyon var o demirler memirler sahne kuruluyor. Hep demirler. ses sana mı gelir? Abi benim ya benim peşimden gelir gürültü. Bu mesleki deformasyon mu? İkiniz de... Duyuyorsun tabii. Heh. Aynen öyle. Yani bu... Duymayana da sinir oluyorum çok özür dilerim. Yok, Duymayana şey. da sinir oluyorum Jessciğim. Yani bir tek ben mi duyuyorum? Ben duyuyor olamam yani Herkesin duyuyormuş. Benim duyduğum şeyi herkesin duymuş. <laughs> şarkı söylemeyi çok seviyorsun <laughs> ama şarkı söylediği yerleri sevmiyormuş. Aa, ne demek o be? Bazı yerleri. Bazı yerleri sevmiyormuş. Bazı yerleri. E zorla mı çıkıyorsun? tercih O yüzden tercih etmiyorum zaten. Onu söyledim aslında o röportajda. Evet. Zaten Şöyle, ben baştan söyleyeyim sağlığa zararlıdır sigara, alkol. Sen de işte kullanmıyorsun ve istemiyorsun galiba. Yani, yani Çok daha yani şey yerleri seviyorum. Hani <laughs> mesela sonda sene çıktığın yerler var ya onlar çok güzel ama... Çok böyle gece 2'den sonra mesela yurt dışına gidiyorsun. Orada mesela genelde gece 2'den sonra. Ben sana bir şey artık gece ikilerimiz kalmadı. Öyle mi? Bütün o kulüpler hepsi saatleri 12 yılında ve bence de çok iyi oldu. Neden mi şöyle dörtlere sabah beşlere kadar Anlıyorsun değil mi beni? Vallahi. Tabii anladım. Yoksa yani ben daha çok mesela düğün. S sigara yani sağlığa zarardır. Bu konuda tütünlü şeylerde çok haklısın. O duman muman bir geliyorsun abi gözlerin yanıyor. Bir de Kirpiklerine ben... kadar böyle. Nefes alamıyorum. Yurt dışında yürüdüğüm zaman sokakta içenlerin dumanı bana geliyor. Annem diyor ki sen deli misin? Sokakta içenin nasıl dumanı? ne geliyor. Yani geliyor. Ya, Rahatsız oluyorum. Yürüme o yüzden ben. de. Çok tercih etmiyorum. Düğün e, çok sık. Gökşen buradan bizi izliyor. Öpüyoruz Gökşen'i, e, Sotoğlu'nu. E, çok düğün, bayi toplantısı o tarz şeyleri. Bu ara mesela şarkıcılığa daha bir ağırlık verdi. Evet ne Yazı bir şey yapacak mısın mesela? Evet, evet aynen. Mesela e, şimdi başka bir kanaldan bir yemek programı getirdiler. Fakat bant çekim e, çok yorucu. Anormal yorucu. Mesela günde iki tane bant çekim. Hani haftanın üç günü çalışıp, çarşamba günü bitirip, perşembe, cuma, cumartesi, cuma, pazar tatil yapılıyor ya bant çekimlerde. Sana kalsın evet çok yoruluyorum. Yani ben canlı yayın kadınıyım. Bant, bant kadını değilim. O yüzden de onu şimdilik kabul etmedim ama her an fikir değiştirip kabul edebilirim. Abuk sabuk istekler geliyor mu şarkı söylerken? Yani mesela şey peçeteye falan şunlar. Bilmiyorum. Kaşımı bir kaldırıyorum hiç öyle bir şey gelmiyor. Ha. Anda gelecekse de geri gidiyor biliyorsun. <laughs> <laughs> Gelse de yapayım. geri çekiyor. Gelse de o. geri çekiyorlar evet.